Günaydın. Soğuk. Kadın olmaz dedi. No, unfortunately dedi. Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bugün çok tuhaf olaylar yaşandı. Sabah uyandım, kalktım, böyle çok bir kahvaltı hazırlamaya şey göremedim kendimde. Dedim artık banka kartım da var, online'dan sipariş verebiliyorum falan. DoorDash'ten bir kahvaltılık bir şeyler sipariş ettim işte. Oraya da evin adresini girmem gerekirken, yani dükkanın adresi kalmış en son. Tam böyle biraz zaman geçti dedim, bir bakayım bakalım haritadan sürücü nerede. O da tam dükkana yanaşıyordu. Dedim ulan yanlış mı girdik falan. Bir baktım yanlış girmişim. Dükkanın adresini girmişim. Hemen aradım Dasher'ı, siparişi getiren kişiyi. Dedim ya kusura bakmayın, ben yanlış adres girmişim. Onu şu adrese getirmeniz mümkün mü falan diye. Şimdi söylemeyeceğim ne yazdım. Onu aldım falan. Oturdum, Yiğit'in vlogu yayınlanmıştı. Yiğit'in Christmas'la yılbaşını birleştirdiği bir vlog var. Vlog çekmiş, onu yayınlamış. Onu izliyordum falan. Gayet. Gayet eğlenceli bir video olmuş. Size de izlemenizi öneririm. Yani şuraya ya da hiç olmadı, description'a eklerim videonun linkini. Güzeldi. Neyse, bugünkü konumuza gelelim. Bugün kamp sürecinden bahsetmek istiyorum. Çünkü çok fazla mesaj geliyor bununla ilgili. İnsanlar, buraya gelmek isteyen insanlar, bu yolla gelmek isteyen insanlar kamp sürecini merak ediyorlar. Ben etmiyordum buraya gelmeden önce. Çünkü benim kuzenim de aynı yolla geldiği için kamp sürecine biraz hakimdim ama herkesin bir hal kuzeni yok falan demiş. Çok fazla talep geldiği için, çok fazla istek olduğu için ben de biraz bilgi vereyim diye düşündüm. Şimdi sınırdan ilk geçtiğiniz zamandan bahsedeyim. Sınırdan ilk geçtiğiniz zaman gidip Amerikan sınır güvenlik polisine teslim oluyorsunuz. İşte size birkaç soru soruyor da, üstünüzde kesici, delici, patlayıcı, yaralayıcı herhangi bir şey var mı falan, bir üstünüzü arıyor. Telefonunuzu, pasaportunuzu vesaire sizden alıyor ve sonrasında beklemeye başlıyorsunuz. Birilerinin daha gelmesini beklemeye başlıyorsunuz. Biz bir 10 dakika falan bekledik. Bizim geçtiğimiz gün sanırım ya o saatte çok fazla geçen olmamıştı. Geçen kimse olmadığı için de biz sürdü adam. Kapıya gittik. Kapıda bizi başka bir araç gelip teslim aldı. Ve bu süre zarfında, o beklediğimiz sürede vesaire, o sınır güvenlik polisinin bize olan yaklaşımı çok iyiydi. Yani bir su içmek ister misiniz? Aç mısınız? Eğer isterseniz işte protein barlar var, çikolatalar var vesaire. Bir sürü şey yaptı. İşte şey diye sordu hatta orada. İşte geride eş, çoluk, çocuk bıraktınız mı diye sordu. Ben şey dedim, ben bekarım dedim. Ha, iyi o zaman, senin için çok şey olmaz dedi. Sonra bizi ilk... Ne olmuştu orada? Sonra kapıda bizim ayakkabı bağlarımızı falan çıkartmamızı istediler. O şekilde bir araca bindik. Bizi bir karakol gibi bir yere götürdüler. Fotoğraf falan çektiler dosyamıza konmak için. Orada da yine aç mısınız, su ister misiniz falan gibi şey yaptılar, yardımcı oldular. Ve şey çok ilginç gelmişti bana. Bazı medikal sorular soruyorlar. Sizin medikal geçmişinizle alakalı sorular soruyorlar. İşte örnek veriyorum, kalp rahatsızlığı geçirdiniz mi? Daha önce ameliyat oldunuz mu vesaire? Ve bunu bayağı Türkçe bir doküman var orada soruların yer aldığı. Evet, hayırlı sorular. İşi kolaylaştırmak için öyle yapmışlar. Baktım kadın Türkçeyi gösteriyor. Ben İngilizce bildiğimi söyledim. Sonra bana İngilizce devam etti. Oradaki bilgileri falan tamamladık. Bir 15-20 dakika kadar... bundan önce şey var yalnız. İlk girmeden önce kapının önünde böyle masalar var.
masaların üstüne çantanı koymanı istiyorlar eğer çantan varsa. Çantandaki eşyaların her birini tek tek çıkarıyor. Kıyafetleri hiçbir şekilde sormuyor zaten. Kıyafetlerini direkt çöpe atıyor. O yüzden yanınızda gelirken kıyafet getirmemenizi öneririm. Önce o kıyafetleri atıyor. Ardından belgeler varsa eğer, bu belge senin için önemli mi diyor. Eğer önemliyse ayrı bir şekilde koyuyor senin dosyana. Eğer önemli değil dersen onu da atıyor. O işlem bittikten sonra işte içeriye girip o medikal soruları falan soruyorlar. Biz ardından bir 15-20 dakika kadar bekledik. Ardından bizi ilk kampa toplanma yerine götürdüler. Bu ilk kampta ortalama normalde 2 gün, 3 gün falan kalınıyor. Ben onu bir öyle bilerek gittim. Ama bir arkadaş vardı, Türk. 8 gündür oradaymış. Normalde 2 gün olan yerde 8 gündür kalıyormuş. Dedim ayvayı yuttuk, ayvayı yedik, hapı yuttuk. O tarz bir şey. Ben de 5 gün kaldım orada. Bu 5 gün zarfında işte günde 3 defa 3 öğün yemek geliyor. Ve şeylerde yatıyorsunuz. Bu spor matleri var ya, lisede beden eğitimi dersinde üstünden takla açtığınız o matların üstünde yatıyorsunuz ve bu Amerikan filmlerinin sonunda o iyi karakter kurtulur, itfaiye arabasının arkasında sırtında da şey olur, böyle alüminyum folyodan bir battaniye olur. O battaniyelerle uyuyorsunuz. 5 gün boyunca onlarla uyudum. Bu süre zarfında 1-2 defa geldiler, ismimi okudular. Birinde ağızdan böyle bir örnek aldılar. Sanırım DNA örneği mi alıyorlar, ne yapıyorlar? Dosyaya koyuyorlar vesaire. İkincisinde de dil bilen var mı yardımcı olsun diye. Orada bir kız da vardı. Kız Türkiye'de mütercim tercümanlık bitirmiş İngilizce Türkçe. Bizim giriş işlemlerimizde o yardımcı oluyordu İngilizce bilmeyenlere. Ben başta biraz çekindim aslında. İngilizce bildiğimi belli edersem, yardımcı olursam acaba beni daha uzun mu tutarlar diye bir düşündüm. O yüzden pek çaktırmamıştım başta bildiğimi, İngilizce konuşabildiğimi. Sonra dedim ulan aman ne oluyorsa olsun, çünkü arkadaşlarıma yardımcı oluyorum vesaire. Bir de isim okumada sorun yaşıyorlar, pronounce edemiyorlar, telaffuzda sıkıntı yaşıyorlar. O yüzden kimse anlamıyor kendi isminin okunduğunu. Ben de dedim verin bana, ben okuyayım. Çünkü anlamıyor insanlar. Ya orada da biraz sevap point kastık yani. Bir de Kırgız bir baba oğul vardı. Onlara İngilizce Kırgızca tercümanlık yaptım. Unutmamışım Kırgızcayı. Buradan Kıyal hocama selamlar, teşekkürler. 5 günün sonunda, 5 gün orada kaldıktan sonra ikinci bir kampa yönlendirildik. Bu buradaki transfer süreci biraz sıkıntılıydı. Öncesinde bizi 8 saat kadar normalde bulunduğumuz odadan farklı bir odaya aldılar ve oda bildiğiniz morg gibi soğuk. Titriyorsun yani böyle. Zaten orada bir hasta oldum çok güzel. Sacramento'ya geldiğimde hala hastalığımı atamamıştım. Önce bir 8 saat orada bekledik. Sonra tek tek bizim isimlerimizi okudular. İsmi okunan dışarıya çıktı. Ve bu transfer sürecinde kelepçe takıyorlar size. Ayaklarınıza takılıyor, ellerinize takılıyor ve belinize bir zincir dolanıp elleriniz o zincire sabitleniyor. Ve sonrasında havalimanına götürdüler. Çünkü El Paso'dan Houston'a transfer ediliyorduk ve bu uçakla 1,5 saat süren bir mesafe. Havalimanına çok erken götürdüler bizi ve transfer aracının içinde bekliyoruz. Ellerimiz, ayaklarımız kelepçeli bir şekilde. Ya tabii ki bunlar prosedürler. Böyle olması gerekiyor. Amerika'daki suçlu transfer prosedürü bu şekilde işliyor. O yüzden bize kötü davrandılar. Böyle yaptılar. Yok, elimize kelepçelediler diyemem. Çünkü olması gereken bu. Prosedür bu. Ama bu süre zarfında çok zoruma gitmişti. Yani, ulan ne yaptık yani? Adam mı öldürdük? Seri katilimiz yani. Bu kadar niye bağladınız diye bir düşünmedim değil. Bir de çok zorlamıştı beni. Burnum kaşınıyor. Burnumu kaşımak istiyorum ama elim belime sabit olduğu için oturduğum yerde burnumu kaşıyamıyorum. Öndeki koltuğa böyle burnumu sürttürdüm resmen. O beni yapmıştı, zorlamıştı. Sonrasında zaten 1,5 saatlik dediğim gibi bir uçak yolculuğuyla Houston'a getirildik. Houston Havalimanı'ndan ikinci kalacağımız kampa yine farklı bir transfer aracıyla götürüldük. Orada da yani girdiğimizde tam bir muammaydı aslında. Şöyle, size herhangi bir şey söylemiyorlar tabii ki. Ne kadar kalacaksınız, ne olacak, şöyledir, böyledir. Ama duvarlarda yazıyor. Bütün nereye gitsem duvarda
Ateşi ölçmeyen çıkar, ölçülmeyen kalır yazıyor. Anlam veremedim işte. Bizden daha önce orada olanlara sordum. Onlar da dedi ki eğer gelip de görevli sizin, hemşire sizin ateşinizi ölçerse bu sizi birkaç gün sonra bırakacakları anlamına geliyor dedi. Beşinci gün gelip isim okudular ve benim ismim de vardı. Ateşimi ölçtüler. Dedim aha çıkıyoruz. Oo çok güzel falan. Hatta kuzenimi aradım. Orada telefonla konuşma hakkınız var bu arada. Amerika içi için farklı bir tarife var. Yurt uluslararası için farklı bir tarife var. Sanıyorum ki Amerika içi sınırsız olabilir. Ya da 15 dakika mı? Öyle bir şey var işte. Günlük öyle bir limit var. Ya da bir aramadaki limit maksimum 15 dakika olabilir. Sonra kapanıyordur. Sonra siz tekrar arıyorsunuzdur. Ama ben çok fazla telefonla görüşmedim. Birkaç defa annemleri aradım. Birkaç defa kuzenimi aradım falan. Ateşimi ölçtüler. Aradım kuzenimi. Dedim beni bırakıyorlar. Nasıl dedi? Dedim böyle böyle bir dedikodu var. Bugün de gelip ateşimi ölçtüler. İyi bakalım dedi. Yarın da ölçerlerse o zaman demek ki bırakacaklar. Sonrasında gelip bir sonraki gün tekrar ölçtüler. Birkaç defa böyle ateş ölçümü yapıldı. Doğum günüm ve ben hep girdiğimden beri şey diyordum. 7 Eylül benim doğum günüm. 7 Eylül'den önce buradan çıkmam lazım. Yani yeni yaşıma burada girmek istemiyorum. Sakramento'da gireyim. Doğum günümdü. Ben artık hani dedim girdim yeni yaşıma burada. Artık kaç gün kalırsam çok bir önemi yok benim için. Doğum günümde geldi bir görevli. İsimlerimizi okudu. Biz 10 kişiydik kaldığımız odada. 7'mizin ismini okuduk. 3 kişi kaldı öyle. Sınır güvenlik polisiyle görüşmeniz var. Onun için çağrılıyorsunuz dediler. Gittik böyle bir mahkeme salonu gibi bir yere topladılar bizi. Ve görevli şey dedi. Bana İngilizce, Türkçe çeviri yapabilecek birisi var mı dedi. Ben de kaldırdım elimi. Ve ilk söylediği şey, çevirdiğim ilk şey, arkadaşlar cuma günü hepinizi serbest bırakacağız oldu. Zaten ben onu söyleyince oradaki insanlar böyle bir bayram havası. Oo şak 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 falan. Mutlu oldular çünkü insanlar kaç gündür oradalar. Öyle bir çevirmenlik yaptım. Ve görevliye dosyaları imzalatmasında yardım ettim. Çünkü işte 70 kişiydik sanırım. İçinde sadece 2 kişi İngilizce biliyordu. Dosyaları falan imzaladılar, şey yaptılar. Sonra bizi koğuşumuza gönderdiler. 2 gün sonra serbest bırakılacaksınız dediler. Sonrasında da şeye geçtim. Serbest bırakıldığım gün işte verilen şeyleri iade ediyorsunuz. Yatak, tır, yastıktır vesairedir bunları iade ediyorsunuz ve çıkış işlemlerinizi yapıyorlar. Sizin girişte teslim etmiş olduğunuz paranız, telefonunuz, cüzdanınız, kredi kartlarınız, saatiniz, küpeniz vesaire her şeyi geri teslim ediyorlar. Pasaportunuz ve kimliğiniz hariç. Kimlik ve pasaportunuzu size geri vermiyorlar tabii ki. Bundan sonra bizi havalimanına sevk ettiler. Havalimanında da yani ilk uçuşa alıp şeyinizi gidiyorsunuz normalde. Benim akşam uçuşu vardı. Bir de şunu da söylemekte fayda var. Sizi kamp kıyafetleriyle bırakacaklar. Herkes tek tip bir şekilde kıyafetle bırakılacak. En yakın Walmart'ı bulun. Bir alışveriş yapabileceğiniz bir yer bulun. Taksiyle gidebilirsiniz. Taksi çağıramıyorsanız havalimanındaki gelen yolcu çıkışında taksi erenceden taksi ayarlayan insanlar var. Onlardan isteyebilirsiniz. Biz biraz pahalıya gittik. 30 dolara gidebileceğimiz yere biz bir 50 dolara falan gittik. Bizi biraz keklediler orada. Velhasıl bir Walmart'a gidin, üstünüze başınıza bir şeyler alın. Ha bu şey mi? Yapmasanız ölür müsünüz? Tabii ölmezsiniz, sıkıntı yok. Ama yaparsanız daha şey olur. Çünkü uçağa bineceksiniz ve çok belli sizin şeyden bırakıldığınız o kıyafetlerle. Öyle insanların böyle böyle bakmasını istemiyorsanız gidip bir üstünüze başınıza bir şey almanızda fayda var. Zaten 3 dolara tişört, 5 dolara eşofman alabildiğiniz bir ülkedesiniz. Gidin alın, bir şey olmaz. Havalimanında beklerken de ben biraz sevap point kastım yine. İnsanlar bilmiyorlar hiçbir şeyi, hiç bilmedikleri bir ülkedeler, dilini bilmedikleri bir ülkedeler. O yüzden sudan çıkmış balık gibiler. Ben bir tık daha şanslıydım o konuda çünkü dil biliyordum, insanlarla iletişim kurabiliyordum. Birçok arkadaşa da yardımcı oldum orada. İşte check-in yapmaları için yardımcı oldum. Dediğim gibi biraz sevap point kastım ben orada. Sonrasında bindim uçağıma, Sacramento'ya geldim. Çıkışta kuzenim beni almaya gelmişti havaalanına. Kuzenimle buluştuk. 2 gün sonrasında da burada işe başladım zaten. Öyle bekleme süreci falan olmadı. Böyle kamp süresi, kamptan bırakıldıktan sonraki süreç böyle işliyor. Yani ben böyle deneyimledim. Başka biri farklı bir şekilde deneyimlemiş olabilir. Başına çok kötü olaylar gelmiş olabilir birisinin. Burada şey yapmıyorum. Aa, ne kadar güllük gülistanlık yaşadım. Ben öyle yaşadım yani. Ama biri de çıkar der ki aa işte ben böyle böyle yaşadım. Niye insanlara yanlış bilgi veriyorsun? Yanlış bilgi vermiyorum. Ben böyle deneyimledim.
Sen farklı bir şekilde deneyimlemişsindir. Ben kamp ve kamp sonrasındaki süreci bu şekilde deneyimledim. Geldim burada çalışıyorum. Bir hayat kurmaya çalışıyorum. Yeni bir hayat kurmaya çalışıyorum. Biraz zorlu bir süreç. Yeni bir hayat kurma süreci. Ben bunu daha önce Kırgızistan'da yaşamıştım. Üniversiteyi Kırgızistan'da okurken bambaşka bir şehre 20 yaşında gitmiştim. Bir Allah'ın kulluğunu tanımıyordum. Orada bir kendime bir hayat kurmaya çalıştım. Ve kurdum da. Ne kadar iyiydi, ne kadar şeydi belki biraz tartışılır orası ama yani ben zevk aldım. Çok güzel bir 3 yıl geçirdim Kırgızistan'da. Şimdi de diyorum ki şu an 27 yaşındasın. O zaman 20 yaşındaydın daha. Dilini bile bilmediğin bir ülkeye gittin. Ve bir Allah'ın kulunu tanımıyordun. Ve başardın. Başardığımı düşünüyorum. Şimdi 27 yaşındasın. Dilini bildiğin bir ülkedesin. Ve tanıdığın bir sürü kişi var. Burada da yaparsın diyorum. Yapacağım inşallah. Bu süreci de böyle sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Paylaşacağım. Daha fazla video için abone olun falan demeyeceğim. Abone olup olmamak tamamen size kalmış. Siz abone olsanız da olmasanız da ben video çekeceğim. Bugün bu kadar. Kamptan bahsettik, kamp sürecinden bahsettik, sonrasından bahsettik. Bir sonraki böyle bilgi videosunda şundan bahsetmek istiyorum. Amerika'da nasıl ev bulunur? Amerika'ya yasal gelen birisi nasıl ev bulur? Amerika'ya böyle sınırdan giren birisi nasıl ev bulur? Çünkü ikisi için farklı prosedürler işliyor, farklı şeyler oluyor. O süreçle ilgili bilgi vermek istiyorum. Bakalım Allah bilir ne zaman gelir. Sizin de eğer çekmemi istediğiniz herhangi bir içerik varsa aşağıya yorum olarak yazarsanız dikkate alıyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.